Arkadaşlar merhaba, Açık Lise TV'de 600 binin üzerinde öğrencimiz üniversiteye başvurularını yaptı. 5 Ağustos tarihinde sona erdi ve tatlı bir heyecan öğrencilerimizi bekliyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanır? Sevgili arkadaşlar, şöyle geriye doğru baktığımız zaman 2021 tarihinde 20 Ağustos'ta tercihler sona ermiş ve 31 Ağustos'ta tercihler 12.30'da açıklanmış. Yani 10-11 günlük bir süre sonra tercihler açıklanmış. 2020 tarihine baktığımızda ise gençler 14 Ağustos'ta tercihler sona ermiş ve bundan 12 gün sonra tercihler açıklanmış. 2019 tarihine baktığımızda 29 Temmuz'da tercihler sona ermiş ve bundan 8 gün sonra sonuçlar açıklanmış. Yani şöyle bir baktığımız zaman bir haftayla 10-11 gün arasında ÖSYM tarafından tercih süreci bittikten sonra açıklanıyor. Bu da ne demek oluyor? 5 Ağustos tarihinde bitti mi? Evet. O zaman 10 gün 11 gün sonra tercih sonuçları açıklanır. Yani 15 Ağustos, 16 Ağustos tarihleri arasında tercih sonuçları açıklanacak ki biliyorsunuz ki üniversiteyi kazandıktan sonra ön kayıtlar 22 Ağustos'la 24 Ağustos tarihleri arasında ve E-Devlet üzerinden online kayıt yapacaksınız. Peki arkadaşlar, 15 Ağustos'ta tercihleriniz açıklandı sonuçları ve 22 Ağustos'ta ön kayıt başlayacak. Bir hafta bir süreç var. Şimdi biz bu bir haftalık bir süreçte neler yapacağız? Arkadaşlar birkaç madde sıralayacağım size. Önemli maddeler bunlar. Bunları yerine getirirseniz gerçekten size çok çok faydası olacak. Birinci madde. 15 Ağustos'ta diyelim tercih sonuçlarınız açıklandı. 15 Ağustos'ta kazandığınız üniversitenin bölümü ve üniversitesi hakkında bilgi toplamaya başlayın. Hani bunu oraya gidip de bilgi edinmeye çalışmayın. Siz daha önceden bilgi toplamaya başlayın. Peki nasıl bilgileri toplayacağız? Arkadaşlar kazandığınız üniversitenin veya bölümün WhatsApp grupları vardır. Instagram grupları vardır. Bu gruplara girerek üniversiteler ve bölümler hakkında yeterli bilgilere sahip olabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları oralara sorabilirsiniz. Çünkü bu gruplar resmi bir grup değildir ama üniversitenin öğrencileri tarafından yönetilen gruplardır. Ama gruplara girerken tabii ki de güncel paylaşım olan gruplara girin ki sürekli beklemek zorunda kalmayın. Geldik ikinci maddeye, burslar. Bizim için gerçekten çok çok önemli. Bazı öğrencilerimiz 1-2 bursa özellikle KYK'ya başvuruyor. Bana burs çıkmadı diyor. Arkadaşlar şimdi hemen yazıyorum buraya. 2 tane size internet sitesi vereceğim. Bu internet sitesinde Türkiye'de burs veren kurumları görebilirsiniz. Özel veya devlet kurumları. Buraların her birine başvuru yapın. Birden fazla başvuru yapabilirsiniz. İşte bu süreçte bu burslar ne zaman başlıyor? Tarihleri ne zaman? Bizden hangi evraklar istiyor? Bunun bir hazırlık sürecine gidin. Örneğin bazı kurumlar ikametgah istiyor, maaş bordrosu istiyor velinizin. Bunları hazırlayın. Bilgisayarınızda hazır bir şekilde bekleyin. 20-30 yere başvurabilirsiniz. 1-2 tane çıkabilir. Bazen bazı öğrencilerimize görüyoruz. Hocam diyor 30 yere başvuru yaptım. Hiç burs gelmedi. Gelelim KYK burslarına. Arkadaşlar KYK bursları Eylül ayı içerisinde açılır ve başvurunuzu yaparsınız. Ama KYK bursundan önce devlet kurumları ve bazı özel şirketlere burs için müracaat edebilirsiniz. Mail atmanız yeterli olur. Geldik üçüncü önemli bir maddeye, kalınacak yer. Arkadaşlar 15 Ağustos'tan sonra kazandığınız üniversitenin, kazandığınız ilin, ilçenin yurtları var mı? Özel yurtlar var mı? Misafirhaneler var mı? Ev kiraları nasıl? Bunlarla ilgili bir araştırmaya giriniz ve başvurularınızı ona göre yapınız. Bir yer değil, birden fazla seçenek olsun ki. Örneğin ben diyorum ki ben bu yıl özel yurtta kalacağım. Buna karar verdim. Ama KYK'ya da başvurun ki en azından özel yurda gidip gördüğünüz zaman belki şartlar size uygun olmayabilir. O yüzden birden fazla seçeneğiniz olsun ki açıkta kalmayın. Neden? 24 Ağustos'ta tercihler bitiyor. Bazı üniversitelerin Eylül ayında dersler başlıyor. Yani arada sizin 10-15 günlük bir süreciniz kalıyor. O arada da muhakkak kalacağınız yeri şimdiden belirleyin ve açıkta kalmayın sevgili arkadaşlar. Bu yıl üniversiteye tercih yapıp da kazanamayacak olan öğrencilerimiz ise Sendeniz Hocam YouTube kanalımızda bekleriz. Hızlı bir şekilde başladık kamplara. Matematik kampı bitti. Türkçe kampı devam ediyor arkadaşlar. Ve diğer kamplarımız da gelecektir. Şimdiden 2022 yılında üniversiteyi kazanan açık lise öğrencilerimizi tebrik eder. 2023 yılında üniversiteye gelip o yıl kazanacak olan tüm öğrencilerimizi de Sendeyiz Hocam ekibi ve Açık Lise TV ekibi olarak şimdiden iyi çalışmalar diliyoruz, başarılar diliyoruz.